64 yaşındaki Nurdan Çelik sorumsuz bir sürücünün kurbanı oldu. Kaldırımda yürürken iddiaya göre aşırı hız yüzünden kontrolden çıkan bir aracın altında kalıp can verdi. Acıları çok taze olan aile ise sadece 3 hafta sonra mahkemeden çıkan tahliye kararıyla bir kez daha yıkıldı. Benim tek hayalim annemin o çocukları görmesiydi. Annem vefat ettikten sonra 10 gün sonra çocuklarım geldi, ikiz bebeklerim geldi. Ben çaresiz içindeyim. Bizde çok büyük yara bıraktı. Çok 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 telafisi mümkün olmayan bir yara. İddialara göre hem aşırı hızlıydı hem de hatalı sollama yaptı. Kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Nurdan Çelik'i hayattan kopardı. Vefatıyla Çelik ailesi de yarım kaldı. Kaç kilometre süratten vurmuşsa bu taşı yerinden kaldırıyor. Havaya kalkıyor araba. Bu kenardan kaldırımdan gelen eşime çarpıyor. Nurdan Çelik market alışverişini yapmış bu yoldan evine doğru ilerliyordu. Tam da kaldırımdaydı ancak karşı yoldan iddiaya göre hızlı bir şekilde gelen lüks bir spor araba tam burada kontrolünü kaybetti ve ne olduysa ondan sonra oldu. Minibüs tarzı bir araçla sürtüşme yaşıyorlar. Minibüsü geçmeye çalışırken sağ tarafından hızlı bir şekilde geliyor. Buradan geliyor, anneme vuruyor. Araba sağ taraftan sollanmaz ki. O sağlam iş. İddiaya göre hızla gelen spor araba önce kaldırımdaki bu mantara çarptı. Öyle hızlıydı ki mantar kökünden işte bu şekilde fırladı ve ardından takla atarak kaldırımdaki Nurdan Çelik'e çarptı ve ardından da burada park halindeki iki aracın üzerine düşerek perte çıkarttı. Nurdan Çelik'in oğlu olay yerinden geçerken fark etti kazayı. Olay yerine gittiğinde ise yerde yaralı yatanın annesi olduğunu gördü. Ben kaza var diye baktım, ondan sonra bir geldim baktım annemmiş, ben çığırımdan çıktım. Çelik ailesi 28 Mayıs'ta yaşanan kazadan sonra bir kez daha yıkıldı. Çünkü kazayı yapan Hollanda'da yaşayan gurbetçi 25 gün sonra tahliye edildi. Kazayı yapan adam 15-20 gün yattı, tahliye ettiler. Üstelik iddiaya göre aynı kişi birkaç hafta içinde birden çok kazaya karışmıştı. Eşime çarpan araba 3-4 günde bir gidip tamircide etraf vurduğu yerleri tamir ettiriyormuş. Ailenin tek isteği tutuksuz yargılanan failin ceza alması.